Merhabalar. Bu videomda konakla mücadelemizden bahsedeceğim. 4. ayda bu mücadeleyi kazandık. Artık bebeğimin kafasında konaklar olmuyor. Çok şükür. Neler yaptığımızdan sırasıyla bahsedeceğim. Konaklar hem görüntü olarak çok kötü duruyor hem de huzursuzluk ve kaşıntı verdiğini düşünüyorum. O yüzden çok mücadele ettik, çok kurtulmaya uğraştık. Sonunda kazandık ve çok mutlu oldum. Neler yaptık, neler kullandık onları anlatayım. Bebeğim doğmadan önce butarak ve tırnak makası olarak beraber almıştım ben bunları. Tırnak makası zaten kullanılan bir şey, bunları da çok kullandım. Birinci ay gibi kafasında oluşmaya başladı. Çeşitli bölgelerinde oluşabiliyormuş bebeklerin ama benim bebeğimin sadece şu ön kısmında vardı. Şurası komple konakta. Kabuk kabuk. Birinci ay için doktora gittiğimizde doktorumuz bize zeytinyağı kullanmamızı önerdi. Ve hangi şampuanı kullandığımızı sordu. Biz de bu şampuanı kullandığımızdan bahsettik. Onu kullanmaya devam edin dedi. Biz de devam ettik bunu kullanmaya. Zeytinyağı ve bu şampuanı kullandık. Zeytinyağını şu şekilde kullanıyorum. Doğal bir zeytinyağı olması lazım. Daha sonra asidi gitsin diye içindeki benvari usulü bir 10 dakika boyunca ocakta kaynatıyorum. Daha sonra bir kaba alıyorum onu. O kapta bebeğimin saçına banyodan yarım saat önce sürüyoruz. Şöyle zeytinyağı sürdükten sonra yumuşuyor. Bazı deriler yumuşuyor. Bununla böyle hafif tuttuğunda kalkıyor zaten o. Ama bazıları da hiçbir şekilde hiçbir yerinden kalkmamış oluyor. Onları zaten hani çok uğraşmıyoruz. Zaten bebeğin cildi hassas. Sadece hafif bir yeri kalkan yerlere o deriyi soyuyoruz. Diğer yerlere dokunmuyoruz. O kadar hafif yaparken bile kafası kırmızı olabiliyor. Bu şekilde yaparak konakları bitirdik mi? Bitirdik. Evet. Ama çok kısa süreli oldu. Tekrar yeniden oluştu. O kadar hızlı oluştu ki anlayamadık yani. Her gün yıkıyorduk ama arada bir yıkamadığımız oluyordu. O zaman da artıyordu. Böyle tamamen bitirip tekrar başlaması 2 kez oldu. 2 kez tamamen bitirdik ve tekrar başladı. Tam bitti diye seviniyorum, tekrar oluşuyor. O yüzden bunlarla mücadeleyi kazanamadık. Daha sonra tekrar doktora gittik. Doktorumuz bu sefer bize Mustara'nın konak için olan kremi ve konak için olan şampuanını önerdi. Bunları kullanmaya başladık. Bunları da şu şekilde kullanıyorsun. Mustela'nın kremini şöyle açayım. Küçük bir krem. Elimle de göstereyim. Bunu akşamdan saç derisine, konağın olduğu saç derisine ince bir tabaka halinde sürüyorsun. Sabaha kadar bekliyor. Sabah da bu şampuanla yıkıyorsun. Fakat bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Malum daha yaz gelmedi. Bebeğim de çok küçük. Ben sabah yıkadıktan sonra dışarı çıkarmak istemedim. Bazen dışarı çıkmak istediğimiz zamanlar oldu. Ama sırf yıkadığımız için dışarı çıkaramadık. O yüzden ben de bir gün bu kremi kullandım. Bir gün de zeytinyağını kullandım. Ama her zaman bu şampuanı kullanmaya başladım. Artık bu şampuanı kullanmıyoruz. Kremin zeytinyağından farkı şu şekilde. Kremi sürdüğünüzde tabaka böyle kalın bir tabaka. Yavaş yavaş inceliyor. İncele incele yok oluyor. Zeytinyağında da o kalın tabaka yumuşuyor ve sen onu tarakla çıkartıyorsun üstünden. Yumuşamış bir şekilde çıkartıyorsun acıtmadan. Bu iki şampuanın farkı bu sadece konak için. Bu da egzama içinmiş. O yüzden biz bununla bir sonuca varamadık. Ama bundan çok memnunuz. Şu an 5. aya girmemize çok az kaldı. 4. ay itibariyle konaktan tamamen kurtulduk. Yani 1 aydır yok. Şöyle ara ara oluşuyor. Tamamen yok da denemez. O oluşmaya başladığında anlıyorsunuz zaten çok küçük bir şekilde oluşuyor şurada. Genelde şurasında oluşuyor. Oraya zeytinyağını sürüyorum. Yarım saat sonra yumuşamış oluyor. Yumuşayınca tarakla tarıyorum. Onu çıkartıyorum oradan. Zaten şampuanda hep bunu kullanıyoruz. Ve saç derisinde artık konak kalmadı. Çok şükür. Bir de şuna değinmek istiyorum. Muhakkak başka doktorlar ya da etrafımızdaki insanlar size de demiştir. Bana dendi. Zeytinyağının içine karbonat koyun. Ben onu da denedim. Ama yapmayı tercih etmiyorum. Şöyle denemeden önce düşündüm ki karbonat bebeğimin kafasına zarar verebilir. Çünkü karbonat
tuz gibi, toz şeklinde cildine zarar verebilir diye düşündüm. Ama zeytinyağının içine koyduğunuzda o karbonat onun içinde eriyor. Yani karbonat var mı yok mu belli olmuyor. Sadece zeytinyağının rengi biraz değişiyor, bulanıyor. Kafasına zarar verecek herhangi bir şey yok yani. Ama ben tercih etmiyorum. Çünkü zeytinyağı da aynı işi görüyor. Denedim, öyle de denedim, böyle de denedim. İkisi de yumuşatıyor aynı şekilde. Bir de karbonat temizliklerde kullanılan bir şey. Bebeğimin kafasının pis olduğunu düşünmüyorum. Pis değil. Yani bunu çok az bir kesim düşünüyordur. Genelde bunu yaşamayanlar düşünüyordur büyük ihtimal. Ve karbonat da genelde temizlik için kullandığımız bir yiyecek. Yiyecek diyeyim. Yiyecek ama temizlik için kullanıyoruz genelde. Böyle olunca ben de bunu bebeğimin kafasına sürmek istemedim. Tercih etmedim. Zaten tek başına zeytinyağı da aynı işi görüyor. Karbonatla da aynı işi görüyor. O yüzden ben sadece zeytinyağını kullanıyorum. Ama zeytinyağını dediğim gibi benvari usulü bir şekilde kaynatıyorum. Asitini alıyorum. Öyle kafasına sürüyorum. Hatta bazen vücuduna sürüyorum. Masaj yapıyorum karnına. Zeytinyağı iyidir. Sağlıktır. Başka bir şey koymaya gerek yok içine bence. Biz konaktan bu şekilde kurtulduk. Diyemem ki sadece bunları kullandım etki gördüm ya da bunları kullandım etki gördüm diyemem. Hepsini kullanarak etki gördüğümü düşünüyorum. Hepsinin katkısı olduğunu düşünüyorum. Belki bu biraz azdır. Çok şükür bundan kurtulduk. Artık rahatız. Kafası kaşınıyor mu, huzursuz mu, ona sıkıntı yaratıyor mu diye düşünmeme gerek yok. Görüntü olarak da çok güzel oldu. Zaten çok tatlıydı benim oğlum. Daha da tatlılaştı. Darısı bununla mücadele eden tüm annelerin başına, hatta bebeklerin başına. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolardan haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, güzel kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.